2022 yılında Haziran'ın 22-23'üydü. Otomobil araç satış sayfalarından bir araç beğendik. Bu araç İstoç'a gittik. Otomobiller çarşısına. Araba sahipleri Barış Fide Çağlar diye isimli bir arkadaşlardan pazarlık ettik. O zamanki değerde 385 milyon. 385 bin ya eski parayla. Bu arabayı aldık. Efendime söyleyeyim. Binmeye başladık. Arabadan memnunuz. Ama velakin Hazir şey aralığın 22'sinde 23'ünde yine asayiş biriminden bizi polisler aradı. Hatta ve hatta ben hani sahte polistir anlamında 112'yi aradım. Numarayı verdim. Polisler dediler ki abi dediler o Gerçek polis Gayrettepe asayiş. Buyurun dedim memur bey. Sizde bir Toyota varmış. O Toyotayı yarın sabah getirmeniz gerekiyor. Getiririz dedim. Sabahleyin götürdük. Dediler yalnız polis kriminal şubesinde 2-3 ay yatar. Netice alamazsınız. E dedim ne yapacağız? O zaman dedi teknik üniversitesinin 1910 lira bir bedeli var. E ya. yatırırız dedim. Gideriz varsa bir sıkıntı. Götürdük 15 dakika içerisinde arabanın çenç ve hacizli olduğunu söylediler. Artı bu araç gördüğünüz bu araç e, Ankara'da 06 plaka olarak trafikteymiş yalnız haciz edilmiş hacizli arabanın sahibi İstanbul'da herhalde bir çenç işi yapan bir arkadaşımıza satmış birisine satmış. Bunlar bir çete aslında galericilerle ortak çalışıyorlar büyük bir ihtimalle. Bu araba 13 tane satış görmüş. E, efendime söyleyeyim. E, İstanbul'da bu arabanın muadili herhalde. Motor ve şaseleri başka bir arabanın bu arabaya nakledilmiş. Plaka vardı üzerinde. EHC 028. O plaka sahte. E, araba 06. Burada 34. Yani bir muamma. Tabi bu işlerde trafik tescil büro amirlerin Hepsini e, şey yapmıyorum ama onların bir ihmali var. Emniyet güçleri, İçişleri Bakanlığı bu tip çetelere aslında ciddi anlamda bir cezai şartları koymaları lazım. Çünkü benim gibi onlarca insan bu suç yani şebekelerinin yaptığı işlerden mağdur oldum ben. 750 bin lira şu anda bu arabaya. Ben 6300 lira maaş alıyorum ve buçuk yani 750 bin Bugünkü parayla aşağı yukarı 40 bin, 38 bin dolar, 38 bin euro anlamında bir parayı bizim bu emekli maaşlarıyla biriktirmemiz mümkün değil. Yeni bir şase basmışlar, sprellen taşlamışlar ve ya bilmemeleri açık söyleyeyim. Bir işi şey, bir meslek erbabı yapıyorsa bu arabanın çenç olup olmadığını anlamaması mümkün değil. Salak olması da mümkün değil. Bu arabayı aldılar. Bu arabayı biz alamayız. Bu arabanın zaten sahibi Ankara'da. 06 plaka. Zaten tüzükte kanunlarda bu araç kime aitse o şahsa veriliyor. Bana verilmiyor. Ben satın almış olduğum galeri araba sahibinden efendime söyleyeyim vekaletle sattı. Hep her ikisinden ben bu aracın bedelini yani bedelini derken parasını o günkü para o gün ben mesela 23 bin euro bozdum. Banka dekontları elimde 25 bin euroya bana maliyeti var ama bugün araba 750 milyon. Ben parasını istiyorum düşecektim. Bir de düşünün bu arabayı ben eğer ki satmış olsaydım al başına bela. Yani